vakalarda, maalesef ölümlerde artma göreceğiz. Doğru. Bunu birbirini takip eden bir 3 haftalık bir zaman süreci bazen. Yani 3 hafta 4 hafta buna etkiliyor. Demek ki biz Mart'ın ortalarına doğru ağır vakalarda bir artış görebiliriz. Yani bu istediğim bir şey değilse, böyle bir şey değil yani artacak falan gibi bir şey söylemiyorum. Artışı bekliyoruz. Çünkü toplam vakalar arttığı zaman bunun en önemli sebebi, Serap da bunu söylüyor, Serap Hanım da bunu söyleyebilir. Kullandığımız tedavi virüse özel bir tedavi değil. Yarattığı tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik yaşamsal organları tekrar çevirebilmek, yaşamsal organlar vasıtasıyla vücudun yaşamını sürdürebilmek için önemli uygulamalar yapılıyor. Ama hani bir mikrop vardır, özel bir ilacınız vardır, verirsiniz mikrop ölür. Böyle bir ilacımız yok şu anda kullandığımız. Bu yüzden de genellikle tüm dünyada vaka sayısına göre ölüm sayıları belli bir oranda gidiyor. Hafif bir artışlar da görebiliyoruz. Bunun farklı sebepleri olabilir. Bunu çok fazla tartışmıyorum. Ama bu önemli bir nokta. Demin Serap Hanım da, Bengi Hanım da benzer şeyi söyledi. Yani vakalarda, hastaneye gelişlerde de artış demek, bir süre sonra bu artışın tedrici de olsa, vaka sayımız 7.000'deydi bir ara hatırlarsanız, şu anda 9.000 küsur. Peki, ben şuraya not aldım, kaçırdım. Hatta 5.000'lere de düşmüştü 7.000 öncesinde. 5.000'lere düşmüştü. Oradan sanki. İki katına çıktı. Unutmayın ki test sayısı 5.000'lere düştüğünde 200.000'lerdeydi. Haklısınız. Yani test sayısı da 130.000 civarında. Peki, yani, peki hocam. Serap bir şey daha söyledi. Çok önemli bir şey söyledi Serap. %4'lere kadar düşmüştü testlerdeki pozitiflik. Şimdi bugün ben hesapladım çok kabaca %7. Yani demek ki bizim vaka birikimimiz de artıyor. Vaka birikimimiz de artıyor. Ben Serap'ın sözünü kestim. Kusura bakma Serap, buna dayanamadım. Bir anda stüdyoda olmadığım için belki dışarıdan müdahale ettim. Evet, siz, Serap. Siz sözü almışken ben yine de size soracağım Serap Hanım'ın da izniyle. Çünkü okullarla ilgili, çünkü Serap Hanım görüşünde orada söyledi. İzleyicilerimiz çok soruyor. Çünkü onlar pazartesiye hazırlandılar. Şimdi pazartesi alınacak kararlar bekleniyor ve bazı illerde okullar açılmayabilir de deniyor. Öyle mi? Yani 2 Mart'ta... Kıstas ne olacak? Evet, kıstas ne olacak? Neye göre gruplandırılacak? Şimdi Serap Hanım, önce önemli birkaç şey var, birkaç kriterimiz var. Evet. İki tane Serap var ha, pardon. Serap Hanım diyeceğim. Bilmiyorum nasıl ayıracaksınız. Dilek tutabilirsiniz. Yani, siz evet, Serap Hanım'a Serap'lıyorsunuz zaten. Onunla tanışıklığınız nedeniyle öyle devam edin hocam. Evet, siz de tutun. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Öncelikle en maske kullanımı konusunda sokakta gördüğüm en disiplinli birinci grup çocuk yaş grubu. İlkokul ya da ona benzer yaş grubu. Benzer disipline 65 yaş üstü gösterdi. Evet. Maalesef mesafe maske kurallarına en uyumsuz grup 16-40 yaş grubu. Yani biliyorsunuz maskeleri aksesuar olarak kullanıyorlar. Çene altı, kafasında, kolunda falan. Yapay en büyük sıkıntı bu. Şimdi biz okullarla ilgili olarak grip salgınlarında bazı önlemler alırız. Grip salgınları genellikle okullardan başlar, aileye yayılır, aileden de iş yerlerine yayılır. Böyle bir dağılım halkası vardır. Çok genel anlamda bunu söyledim. Ama şeye baktığımızda, okulları açıp bu konuda çalışmaları yapan, ki Türkiye de buna benzer çalışmalar yaptı. Okullar açılıp durumun ne olduğunu değerlendiren ülke çalışmaları. Ben galiba bunu geçen programda da söyledim. Wisconsin'in çalışması var. Tüm vakaların 20'de bire okullardan çıkmış. Ama bu 5530 öğrenci saplamışlar, takip ettikleri. Bunların sadece 191'i hasta olmuş. Ya da COVID olmuş. Bu 191 öğrenciden sadece 7'sinin okulda bulaşma olduğunu göstermiş. Evet. Bu önemli noktalardan birisi. Çok önemli. Bir şey daha söyleyeceğim. New York'la ilgili bir çalışma var. Çok uzun uzun söylemeyeceğim. New York'ta yaklaşık 90.000 öğrenci var. İncelemiş, takip etmişler. 773'ü de toplumdan bulaşma, 32 tanesinde okuldan bulaşma tespit etmişler. Demek ki okullar esasında enfeksiyon kaynağı değil. Toplumda olay ne kadar yükselirse okullar o kadar, okuldakiler o kadar etkileniyor. Hem öğrenciler, hem öğretmenler ve okul çalışanları. Bu yüzden de okulların açılması doğrudan ildeki risk durumuna bağlı. Siz risk durumunu geçen gün Muharrem Bey de açıkladı. Şu anda pek çok yerde yapılıyor. Biliyorsunuz 4 kategoriye ayrılmış durumda. Çok iyi, iyi, orta, kötü. Buna göre de belirli kararlar alınacak. Ama bazı önerilerde elbette bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla ilgili bir skalası var. Onlar beşli bir skala kullanırlar. Yine insidans, okuldaki öğrencilerin kuralları uyumu. Biz okulların açılmasıyla ilgili bir rehber hazırlamıştık. Şey bizde var bizim. Toplum salgın yönetimi rehberinde var. Yaklaşık olarak burada 89 sektöre ait rehber hazırladık. Ama sektörler maalesef bu rehberleri çok da dikkatli bu rehberlerde 100 binde şu kadar vaka görülen illerde evet, açılmamasını hayır. tavsiye okulda, ederiz okulda gibi. Okulda olması gereken tedbirler, bankada alması gereken tedbirler, benzinlikte alması gereken tedbirler, kıraathanede alması gereken tedbirler gibi tedbirleri açıklıyor. Orada kriter koyamazsınız. Onlar rehber. Bu kriterleri kullanabilirsiniz. Şimdi okullarla ilgili olarak bizim aldığımız, koyduğumuz rehberde önemli şeylerden birisi öğretmenlere mesajdı. Demin Serap Şimşek söyledi. Şimdi öyle diyeyim. Sayın Şimşek söyledi. Sayın Şimşek dedi ki maskelerini değiştiriyorlar. Evet bunu yaşadık. Ayılı maske çok popülermiş de işte öbüründeki aslanlı maske. Onlar ama bir 6-7 yaş grubunda. Ben küçük olduğumdan beri. Yani, evet, küçük çocuklar yani, ama daha böyle daha şey miniklerdi. Bizim rehberde birkaç şey daha var. Kurşun kalem, silgi ya da kalem, silgi gibi şeylerin değişimi de var. Mendil değişimleri falan da var. Tabii. Bunların çünkü öğretmenler tarafından hem öğretilmesi, hem aktarılması, hem de kontrol edilmesi. Okul çocukları, özellikle ilkokul çocukları, öğretmenlere rol model olarak alıp, onların ifadelerini birer kural olarak algılarlar ve uygularlar. Son derece uyumludur ilkokul öğrencileri. Zaten bakmayın çocuk çocuk diyoruz ama ilişkilere onlar göre çok evet, daha uyumlu çok daha kuralları uyumlu. Daha takip ederler. Bu nedenle var olan kriterlere göre okulların seyretilerek diye bahsettiğimiz hem gün anlamında seyretme hem sınıf anlamında seyretme şekilde açılması planlanıyor. Ama bununla ilgili olarak hem Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı hem işbirliği yapıyor hem de takdir edersiniz ki bizimkiler sadece önermedir. Çünkü bizim çalıştığımız kurum ismi hem medyada hem de bazen biz de yanlış söylüyoruz. Bilim kurulu değiliz biz esasında. Bizim ismimiz COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu. Yani öneri üreten bir grup. Bilgileri toplayalım. Bunun altını çizme aktaralım. İhtiyacı İcraci duydunuz. Sizin gibi bilim evet. kurulu üyesi pek çok hocamız altını çizme ihtiyacı duyuyor. O zaman biraz bu başlıklar dışında sorayım. Çok tepki alıyor musunuz? Çok bu konuda böyle ama bakın şunlar da yapılıyor dışarıda. Sizin görüşünüz evet. ne? Siz niye buna izin veriyorsunuz? İşte geçen hafta evet, konuştuğumuz yani kongreler, söylüyor. Kapalı alanlarda toplanmalar, Sağlık Bakanı'nın özür dilediği cenaze fotoğrafı. Mesela bunlarla ilgili size eleştiriler geliyor mu? O nedenle mi altını çizme ihtiyacı duyuyorsunuz? Yani zaman zaman sizler de bundan bahsediyorsunuz. Sizin programlarınız farklı programlarda. Twitter bir miktar çöplük, küfür ve hakaret üzerine işleyen mecraları da var. Yani olmadık mailler alıyoruz. Ama bunları muhatap olarak kabul etmiyoruz. Muhatap olarak kabul ettiğimiz saygın kişilerin yaptığı eleştiriler. Eleştiri doğrudur daima. Yani eleştiriler dinlenmek zorundadır. Ama küfürler, hakaretler, bakın bunlar burada toplanıyorlar, siz şeyi bile yasaklıyorsunuz falan gibi. Ama hakaretlerimiz şeyler. Bunları zaten alıyoruz ama Twitter'da niye benim Twitter hesabım var? Çok farklı bir konu. Belki başka bir zaman söyleriz onu ama yani çok ağır hakaretler alıyor. Levent Hocam, peki buradan baktığımızda mı? Biz ayın ikisine ötelendi. Kabineden okullara ilişkin sanki daha farklı bir şey çıkacakmış gibi bir kaygıya kapıldı evet. herkes. Yani onların bu kaygısını siz biraz yumuşattınız. Yani okullar en az bulaşın olduğu yerler diyerek. O zaman evet, ayın ikisine gibi. Ötelenmesinin bir gerekçesi var mı? Veya sizin bilim kurulunda bir tavsiyeniz oldu da onun için mi acaba ikisine ötelendi? Muharrem Bey, yani onu bilmem benim mümkün değil. Hem evdeydim hem de bakanlık düzeyindeki görüşmelerden benim haberim olmuyor. Daha çok bilim kurulundaki tartışmaları beraber yapıyoruz. Öneriler üretiyoruz. Elbette ki icracı kurumların görüşleri daha farklı olabilir. Hocam o zaman doğrudan sorayım. Siz okulları biraz daha öteleyin diye bir öneride bulundunuz mu? Böyle bir şey var mı? Efendim anlamadım Muharrem Bey. Siz okullar biraz daha ötelense iyi olur yönünde hem Serap Hoca'ya soruyorum hem size soruyorum. Böyle bir öneriniz oldu mu? Yine Muharrem Bey ben size başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Cevabı da belki onun içinde çıkar. Şimdi esnafın çok sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Evet. Esnafın bu sıkıntısını ortadan kaldıracak yöntem onlara ekonomik destektir. Yani bunu demin Bengi Hanım da söyledi. Yani ekonomik olarak desteklerseniz esnaf en azından yani ölmez ama yaşamını sürdürür. Yaşamını sürdürecek kadar desteklerden bahsediyorum tabii. Başka şeyden değil. Ama çocuklarda bunu karşılayabileceğimiz para yok. Çocuklarda şu anda kaybettiğimiz zaman, eğitimde zaman çok kritik bir nokta. Baştan beri biz bunu o zamanı geri çekemiyoruz.